İş adamı Ali Ağoğlu'nun parasıyla bedava Dubai tatili yaptığı ortaya çıkan düz savcı Zekeriya Öz büyük bir skandala neden olmuştu. Öz bedava tatili inkar yolunu seçmişti. Ağoğlu'na kendisine fatura vermesi konusunda baskı yapan ve bir fatura timi gönderen Öz bunda başarılı olamayınca suskunluğa gömülmüştü. Öz'le ilgili skandallar bununla da bitmemişti. İş takipçiliği yaptığı yönündeki suçlamalar da HSYK müfettiş raporuna geçmişti. Raporda dönemin başsavcı vekili Zekeriya Öz'ün hukuksuz işlemleri anlatılmıştı. Zekeriya Öz'ün 2011'de bir otelin kaçak kat ve cephe tadilatı ile ilgili otel sahibi menfaatine yaptığı girişimler raporda yer almıştı. Öz'ün Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'le görüşüp baskı yaptığı bilgisine yer verilen raporda, belediye yetkililerinden usulsüz ve kanunsuz isteklerde bulunduğu ve bu konuda konumunu kullanarak ısrarcı davrandığı belirtilmişti. Otelin kaçak katını yıktırmamak için defalarca belediyeye gittiği ifade edilmişti. Raporda Öz'ün bu olay dışında Samatya sahilde park içerisinde bir kafenin kendi istediği kişilere verilmesi için de Demir'e baskı yaptığı ifade edildi. Yaptığı tüm bu hukuksuzluklar bir bir ortaya çıkınca Bolu'ya düz savcı olarak atanan Öz kendini savunmak için atağa geçti. Hakkındaki inceleme süren Öz'ün imajını düzeltmek için seçtiği mecra paralel yapının amiral gemilerinden olan Bugün gazetesi oldu. Nazlı Ilıcağ'a konuşan Öz, herkesi şaşırtan bir savunmaya imza attı. Öz'e göre kendisi adeta bir hukuk abidesiydi. Öyle ki ünlü bir gazetecinin Ergenekon davasına dahil edilmesi istenmiş, ancak Öz hukuksuzluğa karşı baskılara direnmişti. Oysa Öz'ün savcılığını yaptığı Ergenekon davasında yargılanan gazeteci, yazar ve televizyon sahibi sayısı 39'du. Buna hiç değinmeyen Öz'ün açıklamaları tebessümle karşılandı. Öz'e itibar kazandırmak için yapıldığı anlaşılan röportajda dikkat çeken bir diğer husussa Nazlı Ilıcağ'ın tavrıydı. Nazlı Ilıcağ sürekli olarak Ergenekon davasının ciddi bir temeli olduğunu ama davada bazı isimlerin haksızlığa uğradığını belirtiyordu. Ilıcağ'ın bu görüşüyle ilgili davanın savcısı olan Öz'e soru yöneltmemesinin gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığı yorumları yapıldı.